Aynur Önder hanımefendi diyor ki ben korona geçirdim. Tansiyonum çıkıyor, düşmüyor. Belki de biz Aynur Hanım'la konuşabiliyor olsaydık, belki de diyorum bilmiyorum, tahmin sadece. Bize diyecekti ki benim daha evvel hiç tansiyon sorunum yoktu ki. Çünkü böyle şeyler okuyoruz, duyuyoruz. Kesinlikle öyle diyecek Aynur Hanım. Çünkü daha önce tansiyon olan Geçmiş birisi olsun bu korona arada. geçirdikten sonra tansiyonum çıktı demez. Zaten tansiyonum çıkıyordu. Şu anda düşmesi daha zor diyebilir. Yeni tansiyon çıkmış demektir o. Yeni tansiyon çıkması Covid'den sonra olabilir. Neden olur? Tansiyon bildiğiniz Evet. gibi iki yönlü ölçülür. Yani bir büyük tansiyon, bir küçük tansiyon. Büyük tansiyon dediğimiz hani bu 12-8, 120'ye 80 dediğimiz ortalama Evet. sayılar, bunun büyüğü kalp performansını gösterir. Kalbi daha hızlı atar, daha yoğun çalışır, daha fazla kanı pompalarsa, mesela çok diyelim sıvı aldı, o zaman büyük tansiyon yükselmeye başlar. Çok tuz aldı, büyük tansiyon yükselmeye başlar. Aslında büyük tansiyondan çok korkmayız biz. Biz aslında küçük tansiyondan daha çok korkarız. Küçük tansiyon peki nedir? Küçük tansiyonda vücuttaki kılcal damarların direncini hesaplar. Yani bizim 12'ye 8'deki o 8 var ya, o 8'in yükselmesi kötüdür esas. O 8 esas Doğru. kalıcı olan ve yapısal bozukluğa damarların direncini artıran, kireçlendiren, sertleştiren hadisedir. O nedenle mesela psikolojik tansiyonlarda da bazen üstü artabilir, bazen bütün vücut sistemi bozulduğu için, inflamasyon arttığı için, yangı oluştuğu için küçük Evet. tansiyon da artmaya başlar. Bizim için korkulan şey küçük tansiyondur. Covid'deki hadise de şudur. Covid daha çok kılcal damarları bozduğu için küçük tansiyonu artırma riski daha fazladır. Ve korkulacak olan odur. Ya hocam niye Yani... bu böyle Hı. söylenmiyor? Yani şu anki izah var ya, inanılmaz müthiş bir izah ve şeffaf bir izah. Yani büyük tansiyonun ne olduğu, küçük tansiyonun ne olduğu, neden COVID'in kılcal damarlara zarar, yani niye böyle anlatmıyorlar bize bunu? Esra hocam, onu ben Estağfurullah bilemiyorum. hocam. Bana soruldukları zaman ben böyle anlatıyorum. Ama yani müthiş bir anlatım ve o kadar insana nüfuz eden bir anlatım ki çok iyi içselleştirebiliyoruz. Yani neden kendimizi korumamız gerektiğini iyi anlamazsak o zaman bize lay lay lon bir şey gibi geliyor bu COVID hocam. Bakın, Öyle değil mi? Covid'de mesela diyelim ciddi bir Covid hastalığına yakalandık. Bu arada kardiyolojiyi de aradan konuşuyoruz. Şimdi Covid hastalığını yakaladık ve Covid kılcal damarları değil de bu sefer kalbi tuttuğu zaman Covid kalp kasında iltihap yapar. Bütün virüsler yapar bunu. Covid'e özel bir şey söylemiyorum. Yani siz herpes virüsü de olsanız veya AIDS virüsü de alsanız sizin kalp Ya da kasınızda grip. bir iltihap yapar. İltihap şu demektir. Ha, grip de olur. Tabii çok doğru. Mesela kalbin özelliği şudur. Kalp bir kastır. Yani yuvarlak bir kas düşünün. Çalıştığı ve birbirini sıktığı zaman şu elimde gördüğünüz gibi içindeki kanı damara atıp bütün vücudu aynen öyle bütün vücuda kan gönderir. Bu kadar. Mekanik bir hadise. Bu kasın içerisine mikrop girdiği zaman virüsler, COVID. O kalp kasını iltihap yaptığı zaman kalbin gerçek fonksiyonu azalmaya başlar. Daha zor kasılır. Biz buna miyokardit deriz. Ben aslında tıbbi kelimeler kullanmayı sevmem ama artık miyokardit olayını izleyicilerin çoğu öğrendi. O Aşina. nedenle kalp kası iltihabı yani miyokardit yani kalbin kasının iltihaplanması durumunda kalbin performansı düşer. Yani tam Tamam. demin dediğimin aksine bu sefer büyük tansiyon düşmeye başlayacaktır. Düştüğü zaman işte o zaman kalp vücuda yeterli kanı pompalamaz. Pompalamadığı zaman en çok etkilenen bundan hangi organımızdır? Beyindir. Beyin yeterli kan alamadığı zaman beyinde önce halsizlikler, baş dönmesi, göz kararması, yataktan kalkma isteğinde azalma, performansta düşme başlar. İlk o gösterir. Diğerleri de gösterecektir. Sislenme mi oluyor bir de hocam? Sislenme mi? Tabii Hani beyin o sisi. beyin sisi de olur. Düşünmede problemler, kognitif bozukluk, yani iki kere ikiyi toplarken zorlanma, geçmişi veya bugünü hatırlarken zorlanma olabilir. Çünkü beynin petrolü, besini kandır.
Şimdi Doğru. bu kan düştüğü zaman, miyokardit sonucunda beyine kan gidişi azaldığı zaman hasta tabii kendini çok kötü hissetmeye başlar. Uyarılar olur. Baş dönmesi, göz kararması, düşünce bozukluğu, zaten hastaneye gitmeye başlar. Hastaneye gittiği zaman tansiyonun düşüklüğünü evde de veya hastanede ölçerler. Ona göre destek tedavileri başlar. Bakın aynı COVID, aynı mikrop, bunu özellikle söyledim. Kalbi tuttuğu zaman tansiyonu düşürür ama büyük tansiyonu. Aynı COVID, aynı mikrop kılcal damarı tuttuğu zaman küçük tansiyonu yükseltir. Bu şu demek. Bu matematik gibi bir şey değil. Ters orantı. Hastaya göre yapılacak bir şeydir. O nedenle şurada çok büyük yanılgımız oluyor. Televizyonda, reklamlarda, komşumuzun tecrübeleri, bunları dinleye dinleye herkes kendini bir bakımda COVID uzmanı olarak görmeye başladı. O nedenle o kişi Çok doğru. komşusunun COVID ile aynı COVID değildir. Vücut farklıdır çünkü. Birinde Hiç kimseninki tansiyonda değil. olur, kesinlikle değil. O nedenle bir hasta olduğunuz zaman kesinlikle konuyla ilgili doktoruna gitmenizi öneririm. Konuyla ilgili olmasa bile. Mesela COVID için bana gelmenize gerek yok ama aile hekiminize gitmeniz gerekir. Mesela sağlık ocağındaki doktorlara gitmeniz gerekir. Hepsi ücretsizdir ve her şekilde size destek olurlar. Konu Doğru. büyükse, aile hekiminin branşında olmayan daha spesifik bir konuysa, o sizi zaten bir üst kurula, bir üst doktora sevk edecektir. Aslında sistemimiz çok güzeldir. Yalnızca herkes direkt profesöre gideyim, direkt bu işin süper uzmanına gideyim, direkt en medyatiğe gideyim heyecanı olduğu için karmaşalar olur. Mesela size Doğru. çok da şimdi şey gelecektir. Mesaj gelecektir. Hocayı arıyoruz, ulaşamıyoruz. Hocayı Hocam arıyoruz, başladı, ulaşamıyoruz. daha açlığım başladı. İşte nedenlerinden biri budur. Anlatayım, bu ben kendim için söylemiyorum. Bütün hocalar ve bu konu uzmanları için söylüyorum. Yani bazen bazı kişilerde gereksiz yığılmalar ortaya çıkmaktadır. Bu şu demek değil. Yani size gidemeyecek miyiz? Tabii ki geleceksiniz ama bu konuyla ilgili sıkıntı olduğu zaman geleceksiniz. Herhangi bir şikayetle gelmenize gerek olmayabilir. Çünkü aile hekiminiz sizi her konuda zaten yönlendirecektir. Ve her Evet. kişinin de bir aile hekimi vardır. Bence önemli ve Tabii ki. güzel bir sistem olmuş bu. Ben de kendi aile hekimime danıştığım olmaktadır. Yani o nedenle herkes önündeki işi yapması gerekir. Bir anda acillere saldırmamız da çok uygun olmadı. Zaten bu COVID hastalığı döneminde hastanedeki yığılmalar da bir anlamda bundan dolayı oldu. Herkes bir Bu bakış hastaneye açısından işte oldu. o nedenle önemli. Ama biz orayı iyi atlattık. Belki de dünyadaki en iyi atlatanlardan da biri olduk. Ben de.